Ya arkadaş, şu kanala bir abone olsana ya. Eline yapışmaz ya. Bir kanalın tuşuna basacaksın lütfen ya. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Kürşat Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Kasımpaşa mücadelesiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Fenerbahçe kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Dolu tribünler önünde Dayı'yla başlayalım. Skor tahmini nedir maçla alakalı? Valla Fenerbahçe kendi sahasında bu seyircisinin önünde Kasımpaşa ile oynuyorsa skor tahminim 4-0. 4-0 Yani diyorsun. mantıklı olan skor odur. Fenerbahçe de şampiyonluk yolunda yara almak istemiyorsa handikaplı kazanmalıdır yani. Ne olacak ki başka? Evet arkadaşlar, şu anda maç başlamak üzere. Şu an santraya doğru gidiyor top. Çok fazla uzatmadan, eğer kanalımıza abone değilseniz bu kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bence de Fenerbahçe bugün çok rahat bir galibiyet alır diyorum. Hepinize iyi seyirler dileyerek maça geçiyorum. Tehlikeli çıkıyorlar. Şuraya yapsın. Ya lan. Adamın içinden bir geçeceğim abi. Hayır, bak Kasımpaşa oynatmamaya gelmemiş ya. Oynamaya gelmiş ya. Kasımpaşa Harbi ya. oynamaya gelmiş ya. 10 dakikadır kapanayım. Oy. Oy gol. O ne lan? İlhan Mansız hareketi. İlhan Mansız gibi topuk topuklarıyla yukarı. Roberto Carlos İlhan Mansız'ı andırdı bu pozisyon. Bir daha görelim. Burada bir faul yok. Ya orada bir şey yok da. Osterwolde topu topu aldı aldı. Da Cengiz'in orada ay arkasına mı düştü top acaba ya? Dzeko çevirdi. Kaleci Ya çevirdi arkasına şu düştü be pozisyon. ya. Ayağından almaya çalıştı. Bak şunu yapmaya çalıştı. Bak. Farkında mısın? Şunu yapmaya çalıştı. Top takıldı Sonra yukarı ayağına çıktı. takıldı, top bir şeyler oldu orada yani. Şanssız. Oo. Boşluğa bak. Aytaç. Gol. Abi Büyük yazabilir boşluk. ha. Büyük Bak. boşluk. Aytaç bir de yani. Bu Abi sene bomboş on kalmış. küsur golü var. Bak gördüm kaç pastan Fenerbahçe'de pozisyona girdi. Görüyor Evet. musun? Kaç pastan bir de vuran Aytaç bomboş kalmış. Oy, direkt dibinden. Güzel vuruş ama çok sert. Ben gol sandım. Abi gole gidiyordu. Tutsa gol. Kaleyi tutsa gol. Neredeyse tutuyormuş. Geç kalmış bak izle. Uçuyor ama top geçtikten sonra uçuyor ya. Yani. Kızışıyor. İşler. Oy, Livakovic. Pozisyonu bu. Ne güzel Neredeyse pozisyon. Bak boş ona atıyor. vuruyor, kafaya geri vuruyor. Yani açık söylemek gerekirse ilk yarı Kasımpaşa çok daha iyi bu oynadı. Kesinlikle canım ya, kesinlikle. Her dönen topu da aldılar. Fenerbahçe hiç iyi gözükmüyor. Abi bir gereksiz bir telaş içinde, gereksiz bir Ofsayt da yok. acemilik. Şuraya bak, harbiden güzel vurdu arkaya doğru. Biraz daha hızlı vurabilse gol zaten. Yani sıyırtabildi. Ya kaleci bu golü yese kim ne diyecek ona ya? Oy. Hiç kımıldamadı Mert ama. Hakan direkt üstüne. Direkt böyle üstünden. Mert Hakan direkt üstüne attı top kalecinin. Mert Hakan da geçen haftanın hatırına 11'e başladı. Görüyor musun? İlk yarı son abi. Oy gol oldu. Gol. Ayağı Offside yırtıldı abi, lan. Offside. Yani herhalde oradan da olsaydı düşmüştür yani. Harbi ayağı yırtıldı ya. Gol olduğunu da anlayamadım ilk başta ama top ağlara gitti. Ama offside. Bir bakalım. Arkada tek kaldı zaten O ya. nasıl bir vuruşu Tadiç bomboş? Vuruşa bak. Plase vuruyor ya. Offside mı? Bir daha bakmak lazım. Tam anlayamadım. Ya şu da bak ya. Dışarı atıyormuş topu ya. Yani herhalde pas atmamıştır oradan ya. Şuttu o. Ama Ceko'ya da helal olsun biliyor musun? Ceko güzel attı ama. Harbiden ya helal olsun ha. Ama da yani ayağı daha arkada. Daha çizgili. Ama olsaydı ama yani sonuçta orada Ceko'nun o pozisyonda şöyle yatarak uzanarak vurması falan güzeldi yani. Evet, güzel pozisyonu ilk yarı bitti. Hakem ilk yarıyı bitirdi. Çok iyi pas attı. Vay. Oh. Oy.
Ölümcül bir dokunuş ama çok da riskli yani. Sen atacağına ben atayım dedi. Ama gol de olabilirdi yani. Kendi ya sen ne diyorsun? Yani. Bir forvet gibi vurdu topa lan. Güzel vurdu ya. Ama bıraksa arkadaki yazacak golü. Bıraksa Ceko atmış. Bıraksa Ceko yazacak golü yani. Neler oluyor karambol? Aha. Aha. 4'te 3. 7 kişi geride kalmış. Faul. Sarı kart. Sarı kart. Haklı sarı kart. Ama iyi yerde gördü sarı kartı. Adam gidiyordu ya. İsmail'in görmesi gerekirdi o kartı. Adam bıraksa olmaz. Devam etse o yakalayamayacak. En son hamlede bak şurada mecburen taktik faulü yapacaksın abi. Ay! Defans, defans aranıyor. Defans. Sarı sayfalarda ilan var. Fenerbahçe'nin defansı aranıyor. Kayıp defans. Kasımpaşa attı golü ama yani gerçekten hissettiriyordu Kasımpaşa golü atacağını. Çıktı vurdu kafayı. Ciku ne yapıyor? Kimse bir şey yapmıyor ki. Ciku ne yapıyor? Şey ne yapıyor? Tadiç kaçıyor. Şey ne yapıyor? Çağlar ne yapıyor? İzliyor. Top geliyor da bir adam da. Ama 2 metre adım at. O top sana kadar gelemeyeceği belli. Adam Tadiç'le eşleşmiş. Tadiç adamı kaçırıyor. Ciku'nun üstünden de kafayı vuruyor. Çağlar ne yapacak orada? Koşacak abi. Bütün defans topa doğru hareketlenecek. Orada bir kalabalık var. Bekliyorlar bir kişi adamı bozsun diye. Kimseye herkes birbirini beklemiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Kasımpaşa'nın golü dayı inanılmaz hiddetlendirdi. Alakası yok oğlum. Pozisyon hatası var. Türk futbolunun gelişimi anlamında söylüyorum. Olabilir. Ben. Pozisyon hatası olacak. Türk futbolu gelişsin. Pozisyon hatası yapmasın. Hata olmadan gol olmaz. Kasımpaşa 1-0'a geçti Kadıköy'de. Fenerbahçe şimdi şokta. Şu Mert Hakan'ın frikten kaç golü var? Tarihinde. Bir frikik kullanıyor. Vardır bir. Mert Hakan. Oh! Ağzıma tükürüyor. Ağzımı attırdım böyle ya. Olacak iş mi ya? Lan Kürşat ya. Mert Hakan'ın kaç tane golü var diye çocukla makara yapıyor. Mert Hakan frikik kullanıyor ya. Vardır bir iki tane herhalde. Üç tane olmuş herhalde. Bilmiyorum kaç tane var. Mert Hakan frikik golü. Müthiş bir gol. Harbi güzel gol ama. Diren dibine. Yani Mert Hakan'ın kaç frikik golü var dedim. O sırada Mert Hakan golü attı. Bak adam gibi söylüyorum. Atamasaydı kızacaktın değil mi hocaya? Ya işte bu buna niye bunu gönderdin? Dalga geçmek için söylemiştim. Gol attı anasını ya. Olacak iş değil ya. Vay be. 64'te... Ama risk aldı bak ya. Görüyor musun? Yani. Bu sezon da ilk golü. Mert Hakan'ın. Bu sezonki ilk golü. Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Elinde çok önemli bir dakika. 5 dakika daha gol gelmiyor. Olmasın tabii. Ya gene sıkıntı var da. Ne bileyim yani. Makara oldu ya harbiden. Mert Hakan'ın kaç golü var hesabı. Al sana gol. Gol. Uy. Vay salak seni ya. Fenerbahçe şimdi kendine geldi işte. İki tane moloz ya. Moloz ya. Dokunamadı. Arkasındaki de dokunamadı. Dışarı. O vurdu ya. Abi pozisyonları iyi takip etmek lazım. Bu pozisyonları atman lazım. Oha. Ne? Dirsek. Ne dirseği ya? Hiçbir şey. Ferdi'ye dirsek var. Hiçbir şey kadar. Kafa topuna çıktı adam. O sanki bakacağım. O adam da adama vuruyor da şöyle ya. Nasıl vuruyor? Bedeniyle vuruyor adamı. Kafa topu vurmuyormuşsun ha. Ne kafa topuna? Ferdi yükseliyor mu yok. Direkt ensesinden biniyor adama. Yani almış bak şu bölgeyle Ferdi'nin şurasına büyük bir darbe uyguluyor yani. Ne yapacak Ferdi? Nasıl kurtulacak o darbeden? Abi önce bak zıplayan Kasımpaşalı ve topa hareketleniyor. Abi sen topa zıplarken adamın üstüne binebilir misin? Binmek zorunda mısın ya da? Bence şöyle. Ha ben tekmeyi salladım tamam mı? Bak ben tekmeyi salladım ama topa vuramadım. Sen ayağını da topun önüne soktun, senin ayağını kırdım. Niye kurdun ayağını niye oraya koydun gibi bir şey oldu. Ferdi ben havaya çıkıyordum, sen niye oraya geldin de ben senin üstüne bindim. Öyle bir şey oldu.
Ama hiç pozisyon vara mara da gitmemiş ama. Uy, boşluğa bak. Boşluğa bak. Geçti kaleciyle. Dışarı. Batshuayi boş kaleye atamadı. Ben var ya, gol olmadığını nereden anladım biliyor musun? Kale arkasındaki seyircilerin böyle yapması. Boş kaleye atamadı. Gol zannetti. Offside yok. Batshuayi iyi gitti. Kaleci de geçti. Boş kaleye niye atmadı bilmiyorum ama atamadı. Atmadı mı? Yani atamadı herhalde. Atamadı işte be. Abi boş kaleye. Ama ben gol zannettim ha. Ya Batshuayi 3. forvet niye yapıyorsun ya? Üçe düştü ya. Yani Batshuayi 3. forvet niye yapıyorsun? 2. forvet oldu Batshuayi 3. Ya ben bir şey söylemiyorum artık ya. Birazcık ya beyniniz varsa kullanın şunu ya. Hocam biraz kullanın şunu ya. Niye verilmiş siz bu beyni niye taşıyorsunuz ya? Normal tamam. Fenerbahçe için 6 umut dakikası, gol gelmezse out. Gol gelmezse Fenerbahçe 4'e çıkabilir. 4'e çıkacak zaten de ben sana bir şey söyleyeyim mi? Büyük protestolar başlayacak yani. Başlar. Haklı olarak büyük protestolar. Korner değil ki ya. Değmedi ki out. Kimseye çarpmıyor. Cart. 90+1'de Mihaz Zaytsev oynanıyor. İsmail Kartal. Bir anlam veremedim ben bu değişikliğe. Yani şu yapacaksan... Ya Batshuayi kaçta oyun aldı? 77. Batshuayi sen... Yanlış kardeş. Yani futbol adına konuşuyorsak... Batshuayi sen... Ya aldığında şey ne yaptı yani? Suyu aldın da ne yaptı? Ya ne yapacaksın? Ya, bu arada Batshuayi girer girmez... Hakem ne yapıyor? Neyi bekletiyor? Yani bu pozisyonda ne var? Orada kimseye çarpmadık da. Vara gitti. Abi ne var anlamıyorum. Vara niye gitti bu adam? Elle oynama diyor ya. Vallahi ben göremiyorum. Sen görüyorsun. Ben de bir şey görmüyorum ki. No, başka açısı yok mu bunun ya? Ya şu açıdan bu penaltıyı veremezsin hocam, kusura bakma, burada şey gözükmüyor yani. Buradan belli olan bir şey yok. Abi. O. Bu neyine... Vermezdi hakem ama. Döndü. Oraya gittiyse de verecek bunu. Hayır. Var ne gördü ben onu anlamadım abi. Biz bir şey göremedik açıkçası o açıdan. Penaltı. Vallahi ben bir şey görmedim kardeşim. Nasıl ben ya? Bir şey görmedim. Var mıdır, yok mudur ya da var mısın, yok musun bilmem. Ben de anlamadım. Tek bir açıdan gösteriyor. Başka kamera yok mu sağda? Hakemin de oradan gördüm. Hayır. Sağda başka kamera yok mu? Hakeme gösterilen başka 4-5 açı yok mu? Var. Bir tane göstermişler hakemi. Var hakemi ne görüp de penaltı verdi ben onu görmek istiyorum. Çünkü ben buradan el görmüyorum yani açık söyleyeyim. Abi bu açıdan el mel gözükmüyor yani. İşte bir de karşı taraftan görsen tamam mı? Ama niye gösterdin? Oradan görsen otomatik göreceksin yani pozisyonu göreceksin. Yan hakemi olduğu yerden falan görürsen. Orada bir kamera vardır da mı? Ya illa ki vardır, en kötü MOBESE kamerasından göster kardeşim ya, yani böyle bir şey olur mu ya? Verdi penaltıyı ama ben hiçbir şey anlamadım. Altı yolda Boğa'nın oradaki yüksek mobese mesela onu net açıdan görebilir. Bu açıdan daha iyidir ha. Gösterdikleri açıdan daha iyidir. Ben hiçbir şey anlamadım buradan. Moda'dan olur. Bak Moda'daki Moda meydandaki büyük mobese bile görebilir bunu. Yani iki taraflı baksa. Evet Batshuayi topun başına geldi. Bunu tabii maçtan sonra bir daha bu penaltılı çok tartışılır arkadaşlar. Çok tartışılır. Ben bir açıdan gösterilen açıya göre ben bir şey göremedim arkadaşım. Ben bir şey göremedim. Batshuayi 95. dakika. Hayır, bir pozisyondan niye gösteriyorsun onu? Batshuayi. Kaleci kurtardı. Dönen top ve topağalarda gol. Niki Batshuayi. Kaleci kurtardı.
Ama dönen topu atıyor. Bak kaleci bir şekilde top dışarı çekse penaltı kaçtı. Yani şansın önüne düştü. Ya o zaman da birisi içeri girmiş olabilir mi? Penaltı kaçtı normal. Hayır. O zaman da VAR kayıtlarına göre biri başka hızlı bir şekilde içeri girmiştir. Ya yani kalecinin ayağı çizgi değildir falan olabilir ya. Yani denmiş bilmiyorum ya. Yani. Michi Batshuayi attı. Çok tartışmalı bir penaltı kararı. İçeri girmiş. Tartışmalı bir penaltı kararı. Valla bu konu çok tartışılır arkadaşlar. Çok şimdi eğriye eğri diyelim, doğruya da doğru diyelim. Bizim şu anda gördüğümüz tek bir açı, maçın oynandığı sırada görebildiğimiz, hakeme gösterilen tek bir açıya göre bence bu iş biraz tartışmalı olur. Böyle açık net, sana göre penaltı, bana göre bir penaltı olmaz yani. Bunun tek bir cevabı var. Onu da herhalde daha sonra VAR kayıtlarından falan öğreneceğiz yani. Salı günleri biliyorsunuz VAR kayıtları açıklanıyor. Merakla bekliyorum bu maçı. Mesela Ferdi'nin pozisyonu bana göre penaltı. Sana göre değil. Bu şimdi tartışılabilir ama bu pozisyon bu tartışılmaz bir pozisyon. Ama var mı yok mu o olayı artık kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Kamuoyu karar verecek. Hakem veremedi. Biz de şu anda veremedik. Vereceğiz. Bakalım. Kadıköy'de maç bitti arkadaşlar. Fenerbahçe 2, Kasımpaşa 1. Fenerbahçe gerçekten sezonun en kötü futbollarından birini oynadı maçta. Çok zor da olsa maçı kazandı. 1-0 geri düştüler. Mert Hakan'ın golü 1-1. Ve 90+5'te gerçekten de penaltı olup olmadığını hala çözülemediğimiz, bize gösterilen açılardan asla ve asla bir ele müdahale olmadığı bir pozisyonda, yani şu pozisyon penaltıymış diyebileceğimiz asla bir görüntü yok orada şu anda. İleriden dakikalarda belki bakacağız. Şimdi maç sonu sıcağı sıcağına yorumlarımız bunlar. Ama öyle bir penaltıyla zor da olsa kazandı. Ama bu oyun kesinlikle yeterli değil Fenerbahçe'ye. Ben hiç beğenmedim Fenerbahçe'yi. Vallahi arkadaşlar şu kadarını söyleyeyim. Sezon başında ilk yarılar itibariyle rakibine şarjör boşaltır gibi kurşun gibi gol atan Fenerbahçe'den şu anda 90+5'te var mıdır yok mudur varlığı tartışılır bir pozisyonla gol atarak 2-1 kazanan Fenerbahçe'ye evrilen bu takımın bir suçlusu olması lazım. Bunun bir sebebi olması lazım. Oyuncular aynı oyuncular, hoca aynı hocaysa muhakkak bunun bir sebebi olması lazım. Bu oyun bence şampiyonluk için yeterli değildir arkadaşlar. Bak dost acı söyler. Bu oyun şampiyonluk için yeterli değildir ve önümüzdeki haftadan itibaren arkadaşlar muhakkak söylüyorum ki puan kayıpları olacak. Belli yani. Çok belli bu. Puan kayıpları yaşayacak. Ta ki İsmail Hoca kovulana kadar veyahut da İsmail Hoca gittiği yolu tamamen 180 derece değiştirene kadar. Ben sadece bunları hatırlatmak istedim. Gün olur, harman olur. Benim dediklerim doğru çıkar. O zaman da bana bununla alakalı dönüş yaparsınız. Evet arkadaşlar. Öyle ya da böyle maç sona erdi. Fenerbahçe kazandı. Gerçekten de tartışmaların odağında bir penaltı pozisyonu vardı. Bunu da zaten ilerleyen günlerde, saatlerde, dakikalarda göreceğiz arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Lütfen kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarda kendi yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize... Ve özellikle ben de söyleyeyim Kürşat bitirmeden önce. Lütfen arkadaşlar videoyu izleyen kardeşlerimden ricamız şu kanala abone olursanız gerçekten çok seviniriz. Evet, Kürşat Bey'i bırakıyorum. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Sevgili gençler, sevgili çocuklar, kötü alışkanlıklardan ve kötü arkadaşlıklardan uzak durun. Hepiniz Allah'a emanet olun.